Herkese günaydın. Evet, sabahın 7'si, kalktık, uyandık. Gerçi daha erken kalkmıştım ama burada kendi kahvaltımız, her şeyimiz var. Fakat diyorum ya, orada doğdum mu ben çorbayı seviyorum. Şimdi aşağı yukarı nereden baksam bir 5 kilometre yolum var. O 5 kilometreyi gideceğim. Dün işkembe çorbası yemiştim. Ama bir de adam demişti, kelle paça tırnak var demişti. Evet, kelle paça tırnak yemek için o 5 kilometre yola buradan minibüsten bineceğim. Tekrar minibüsten, aha minibüste gitti. Tekrar minibüsten geri gelmeyi düşünüyorum. Ve gerçekten gençler, şöyle diyeyim ben size. Çorba çok güzel bir şey. Tavsiye ederim. Yani sabah kahvaltı yerine çorba içmeniz gerçekten harika bir şey. Ve çorbacıya devam. Şuradan duraktan binelim ya. Evet. Evet arkadaşlar, sonunda ayrılık saati geldi. Evet, bu mekandan ayrılıyoruz. İstikamet, Cavit abi geliyor şimdi beni alacak. Evet, özleyeceğim Ordu seni. Hoşça kal Ordu. Evet Doğan, Onur. Kaçıyorum ben. Ha? Abi, evet abi, beni yedirdiler. Yedirdiler, içirdiler. Kaç gündür? Biz sana alışmıştık abi ya. Ya be. Allah yolun izini açık etsin. Yolculuk neydi abi? Seni seviyorum abi. Arkadaş geliyor onun tırıyla. Şey yapsak, şu benim adresimi kaptan abi. Şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar, Doğan abi unutmayın. Doğan abi unutmayın sakın. Gerçekten Allah razı olsun, burada bize ağırladılar, ettiler. Aslında ona, Doğan'dan şunu istiyorum. Aşçılık yapıyor, Onur da aşçılık yapıyor ama hiçbir tutup da bir YouTube videosu açmıyor. Bence YouTube'da açsanız var ya video, yemin ediyorum dahi birçok şey yapar. Fakat şu an Ordu'dan ayrılıyoruz ama Ordu'da hava bir koptu. Arka taraf yağmurlu. Herhalde ben gidiyorum diye peşimden ağlamaya başladı. Ağlama Ordu. Ben bu Ordu'ya yine geleceğim, sen ağlama. Evet, geliyor. Haydi gidelim, haydi. Ay. Abi otostop yapıyor. Ayağımı göstereyim, ayağımı. Ayağımı göstereyim, ayağımı. Ayağımı göstereyim sana. Ayağımı göstereyim. Evet, sonunda geldi beklenen araba. Emirhan. Beni tanıyor mu? Aydın abi. Aydın abi mi? Evet. Ne haber Emirhan? İyiyim. Emirhan, bir şey diyeceğim sana. Ne abi? Baban para bıraktı mı lan sana? Ya para değil abi. Ben dedim keşke beni de götürseydin, ne güzel. Keşke seni de mi getirseydi? He. Vay şerefsiz. Getirmedi yani diyor, ne? Geçirmedi ya. İyi Emirhan, bak denize falan girme. 2-3 gündür sıkıntı var oralarda. Yok yok ya, balık tutuyorum. Başka bir şey. Herkes boğuluyor diyor. Dikkat et bak, dün de 2-3 kişi daha boğuldu. Keşke gelseydin, babanla beraber giderdik Emirhan. Ya baba, şey yapamadım babam. Getirmedi, ne yapayım? Şikayet yaptı baban sana. Akşam az gol atsaydık. Emirhan. Efendim abi. Bir dahaki geldiğimde geleyim de beraber gideriz, tamam? Ne zaman geleceksin ki? Gelirim yine de deniz, ama denize şey etme yani, denize falan girme. Geldiğimde bakarız, tamam? Akşam Hasan başında az gol atsaydı şey. Aa, gol mü attı sana? Kaç denemde. Babana gol mü attın la? Babama atmadım ya. Biz 11-12 maçı vardı akrabalarla. 5-6 tane gol attım. Vay maşallah, iyi atmışsın la. Beklersin evde. Gol atarsan beklersin öyle. Var mı isteyen Emirhan? Ya baba, babama az bir şey diyeceğim ya. Ne diyeceksin, de babana? Baba, niye götürmedin beni ya? Niye götürmedin oğlum adamı? Oğlum sen şey misin, kamyoncu musun? Yolda izlene geziyorsun. Bak gördün mü? Doğru dedi. Başka zaman, başka zaman. Tamam. Aa. Söz, seni Tanju'nun yanına getireceğiz. Söz mü abi? Ama ne oldu lan hemen? Tanju'nun lafını duydu. Söz lan, tamam. Tanju'yla seni konferans yaptıracağım, tamam? Aa, ben konuşayım abi şimdi.
Tamam. Söz bakayım. Her şeyse konferans yaptıracağım seni. Tamam. Ne zaman? Dur bakalım. Bir yola bir gidelim biraz. Az gidelim. Yorulalım bakarız. Tamam. Tamam abi. Ara beni. Sen denize gitme söz. Tamam. Tamam. Ben denize gideceğim de yani. O çok. Tamam. Girme yani denize. Tamam. Tamam. Hadi ama görüşürüz. Sen bile görüştüreceksin. Tamam. Söz görüştüreceğim. Tamam. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet ol. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Abi şimdi arkadaşlar buradaki olay ne biliyor musunuz? Şimdi Cavit abilerin Allah'a şükürler olsun. Arabaları var yani bunlar bir kamyoncu, tırcı. Fakat oğlu da Tanju Yasta. Tanju değil sadece. Ya. Aydın Bahar. Ya tamam. Takip Nazım abi herkes ama şöyle bir gerçek var. Arabacılık yapan insanları seviyor benim çocuğum. O da yani, doğru. Arabacılar bir yani. Çünkü Bursa'dan geçen her lokma arabadan olduğu için arabacılıkla, arabaya ilgilenen, arabayı seven insanı seviyor. Yani arabayı seveni o da seviyor. Aynen öyle. Yani bir şey yok yani. Kişi olarak değil, yani şahsına dönük değil. Sadece o adam arabasını seviyor, bizimki de onu seviyor. Ama yani, demek ki abi büyüyünce o zaman sıkıntı olacaksa abi. Sıkıntı. Yani alayım arabayı gideyim demesin sen sonra. Baba üstüne çıkayım demesin. Yok üstüne çıkayım demesin sen. Yani derse de can sağ olsun abi. Herhalde kazansın da hiç bir tane şu kadar var ya. Böyle düşüncem yok abi. Ben öyle şey düşünmüyorum abi. Bu ülkede kimisi fırıncılık yapacak, kimisi temizlikçi, kimi berberlik, kimi kamyonculuk. Benim çocuğum kamyonculuk yapıp helalinden kazanacaksa başımla gözümle. Hiç bir kere ona demem ki sen bu mesleği niye yapıyorsun da ne ediyorsun. Yok abi öyle bir şey. Doğru diyor abi. Kaç sene yapacak abi? Okusa da 20 sene çalışacak, kamyonculuk yapsa da 20 sene. Aynen öyle. Helal de kazan. Köprünün altındaki o işi yapanlar da sonuçta bir ananın babanın evladı. Doğru. Onun için ben helalinden kazansın. Benim için hiç fark etmiyor. Bir sürü. Ben 20 senedir yapıyorum. Allah'ıma şükür olsun. Hiçbir pişmancalığım da yok abi. Pişman olan varsa da bıraksın abi. Kesin. Bıraksın abi. Doğru diyor. Bu işi sevmeyen adam yapmasın abi. Doğru adam ya berbercilik yapıyor. Geçen gün berbere anlatıyorum. Berber diyor ki abi senin işin zor diyor. Tamam mı? Dedim ki ona. Niye ya dedim. Seninkinden kolay dedim. Tamam mı? Bıraktı. Nasıl benimkinden kolay ya dedi. Oğlum dedim adam sana dedim pırasa gibi saç getiriyor. Bana diyor ki dedi, Michael Jackson modeli yap. Ulan kafadaki saç pırasa dedim ama. Bundan ne çıkar oğlum ne çıkar hiçbir şey. Yani sen o imkansızı başarıyorsun dedi. Benimki adam benim arabama yük yüktü. Götür diyor götürüyor mu abi? Aynen doğru. O da iyi düşün. Adam, tamam, düşünsene adam kafada saç yok. Gelmiş diyor ki bana şöyle bir model yap. Oğlum bu kafadan bu model olmaz. Anlat işte adama. O da yalandan bir de alıyor makasını. Tamam abi. Oradan jöle sürüyor, dikiyor, kaldırıyor, indiriyor. Bir saat uğraşıyor. Halbuki herifin kafadaki saç olmuyor. Yıkandığında bir daha eski modelini alacak. Evet. Ama onu üfletiyor, yapıştırıyor, donduruyor, bir şeyler diyor. Kafayı bir düzeltiyor yazmış. Oğlum akşam yatma sabah düğüne git. Yalacağım başka bir şey. Evet, bir de Cavit abinin şöyle bir güzelliği var. Biz gerçi fazla uyamıyoruz. Neden uyamıyorsak. Ama devamlı kemerin hiçbir zaman eksik etmiyor. Gerçekten de can güvenli olsun. Ondan da ama eksik etmemek lazım. O zaman da sen vardı. De bunu hep uyuyorsun. Sen doğru uçtuğunda da vardı değil mi abi? Bart. Doğru ama öbür arkadaş uçmuştu ben, sen kalmıştın yani, doğru. Yanındaki gitti. Tutulduğu doğru. Halde gitti. Ben doğru. Kemerden dolayı hiçbir şey olmadı. Sadece şu omuzumda az bir şey hissettim oldu ama hiçbir şey olmadı. Yani Allah aşkına. İyi ki de takılıymış. Evet. Yine de malı dikkat. Şey yapmıyor. Dayı ne yapıyorsun orada lan? Sıkıntı yok. Demin bayana dedim ki az burnunu geri çektim böyle yapıyor. Teşekkür ederim dedi ki ben ona burnunu geri çektim o yola geliyor. Dedim tamam anladım o kadar. Anladım o kadar. Evet. Anladığı kadar ona razı olacaksın ne yapalım. Doğru diyorsun. Kızmaya küfür etmeye gerek yok abi. Hiçbir evet. Şeye gerek yok. Ama yani, abi biraz. Kemer işi gerçekten ben ne bileyim oldum olası sıkıntı yaşıyorum. Ya yağmuru gördüm bir takıyorum da. Normal şart hakikaten değil. O zaman ben de rüzgarda takayım. Ben size zayıf mı? Uçarım. Ya bir Allah'a sen. Şimdi cam açıkken takayım ben de o zaman. Ama harbiden yağmuru gördüm mü takıyorum. Yok abi. Her zaman. Abi. Karda, buzda da. Her zaman onun takmak lazım. Onun yaptığını gerçekten söyleyeyim sen yapamazsın. Bak ben doğru. Sana şu samimi söylüyorum. Adama dedim ki uçuyoruz abi tut dedim. Şundan tuttu. Şöyle gene tuttuğu halde. Yine uçtu. Uçtu gitti. Ben bu kemerle beraber şu vites yerinden kırıldı tuttuğum halde. Elim direksiyonda viteste o şekilde o yan sarıldı, bu yan sarıldı. En son mezarlığa uçunca Allah razı olsun. Zaten bu hikayeyi biliyorsunuz arkadaşlar. Bu hikayeyi anlatmıştım. Bunu biliyorlar ki. Evet Cavit abi. Uyalıyor mu bu? Evet Cavit abi anlat bakalım. Evet. Webros'a çıktığında ne oldu? Abi Webros'ta daha yeni çıktı. Tabi biz daha Webros'ta tam ne olduğunu bilmiyoruz. Hani sadece şuradan anlayayım ben Webros'ta.
Sabah kalkınca atletle uyanan adamlar Webesto oldu. Öyle miydi? He. Kamyon garajına bakıyorsun, adam atletle uyanıyorsa onda Webesto var abi. Adam belki var ya, yok ama var gibi davranmak için bile atletle kalkıyor yani. Var abi. Ama yok abi. Tip yanıyor burada içeride. Tamam mı? Biz de tabii Webesto'ya gittik, Webesto aldık. Webesto'lu araba aldık. Neydi? Tabii Webesto'nun kargo aldık. Webesto'nun tam anlamıyla içeriğini bilmiyor yani. Neyi, nasıl çalıştığını tamam, bilmiyor. Yani Webesto'nun ne olduğunu bilmiyor. Ya bilmiyor. Orada bir düğmesi var, çalıştırıyor. İşte par 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 ısıtıyor içeriği. Şimdi bu namussuz soğuk havalarda falan bir duman yapıyor abi. Çalışmıyor, bir şeyler edeyim, donuyor, mazotu donuyor falan filan. Şebin Karaser'deyiz, hiç unutmuyorum abi. Hadi. Bir soğuk bir zaman. Böyle perdeleri çektik. Perde benim için Webesto'dan çok önemlidir. Yün yorganıyla perde benim için Webesto'dan 10 kat daha önemli. Hiçbir zaman da bırakmam arabanın üst katını. Hiç bırakmam. Beni Webesto'suz yola gönder, yorgansız gönderme abi. Yün yorganım olacak. Bir de perdem olacak. Perde çok önemlidir. Şimdi abi oturduk. İki arkadaşız. Bir de yanımda şoför var. Televizyon var arabada. Televizyon seyrediyoruz. Böyle V şekilde perde açık. Karşı tarafta yolun virajda şey var. İtfaiye döndü abi. O garda kışta itfaiye böyle bir döndü. Geliyor. Biz de iki arkadaşız yani başka. Ha bu garda kışta dedim. Kim nereyi yaktı ki dedim. Nereye gidiyor dedim abi. Ulan her tarafta dedim gar içinde dedim. Nasıl yandı dedim öyle. Abi o itfaiye geldi. Perde çekildi. Yanımıza geldi. İtfaiyenin sirenleri çalıyor. Daha ileri gitmeyin. Durayım. Aç perdeyi. Şöyle yavaş gel. Perde açtı. Atla şu alttan dışı araba yanıyor, araba yanıyor falan. Lan ne yanmaz abi dur falan filan. Adam hortum hortum çekti, tüpleri aldı. Abi dur ne oluyor falan filan. Lan ayın dedi, yanıyor araba dedi. Abi Allah'tan arabadayız. Yoksa arabayı bırakayım, markete falan gitsek. Arabayı komple anasını belleyecekler. Hep yıkayacaklar. Ya binanın önünde Webesto duman yapıyor yaramayınca. O dumandan araba yanıyor diye ihbar etmişler. Hadi ya. He, ihbar edince adamlar geldi abi bizim itfaiyeyle beraber. Abi bir adamlar, bir şey söyleyeyim. Hangi itfaiye? Karayser itfaiyesi. Şebin Karayser itfaiyesi. Çok karizmatik itfaiye. Öyle mi? Bemece ile şey özür dilerim. Bemece ile 15 km yolu. Bir saatte giderler, yangın söndürmeye giderler. Abi diyorum hiç ev kurtardınız mı diyorum. Evi kurtaramazsın da diyor arsayı kurtarıyoruz. Arsayı kurtarıyor, evi kurtarma yok. Şimdi o itfaiye dedim abi bu. Adama şimdi ben Webesto'yu anlatacağım ama nasıl anlatacağım abi? Webesto'yu anlatacağım. Ne olduğunu. Dedim abi bak bunda böyle bir sistem var. Bu dedim böyle böyle yapıyor. Ya adam dedi ya yaz şuraya dedi ya yaz da gidelim biz de o zaman dedi. Ne ya bileyim tutanak ben tutanak yazacak değil mi abi, ne oldu? Ya olduğunu. Geldi ya buraya niye oldu? Var yazdım oraya be. Webesto nasıl yazılıyor dedim. Bunu da bilmiyorum abi. Ters mi mi düz mü? Valla hemşerim dedim. Ben bir düz yapayım da dedim. Sen de ne yaparsın? Bakar bir yerden yazarsın dedim. Ben Webesto işte duman yaptığından dolayı böyle böyle olmuştur. Hani herhangi bir yangın veya şeyi yoktur. Zarar, tehlikesi, şey ve yoktu. Aldı gitti adam olursa. İtfaiye döndü gitti. İtfaiye bize geliyormuş. Ben itfaiyeyim. Şeye gidiyiz artık. Yangın söndürmeyi diyeceğim. Yanan bizmişiz. Haberimiz yok yanıyoruz he. Webesto'yu öğrendik ama ne oldu? Ama ben Webesto'dan yandaki araba yaktığını gördüm yani birkaç kere. O yattığımız yerlerde. Onun için hep arabalardan biraz uzak yatıyordum biliyor musun? Korkuyorum. Ya, kışın. Webesto imama iş çıkarıyor abi. Yeri geldiğinde Allah razı olsun. Yani sonuçta ekmek yiyor, imam da ekmek yiyor. Onun da bir beklentisi var. Tamircinin de, lastikçinin de. Adam ya. Ama ona bile bir şey bulacaksın yani ya. Adam, doğru, bu adamın işte. İmam, bizim oradaki imam şey tekmekliye tapu da eskitti anasını. Yok diyor ya çıkmıyor işte. Bırak genç desin. Bu da hiç çıkmıyor. Olur mu? Onların da ikramiyesi o işte. Öyle diyorsun abi. Ya biraz tabii görmediğimiz için, bilmediğimiz için adam 77'de 8 yıldır araba sürmüş. Biz 2006'da 8 yıldır araba gördük diye sevinçte uçacaktık aslında. Abi sorma be valla. Geçtin ama neyse hale güzel. Bak sulu ve Webesto'yu anlatıyor araba. Dedim ki bunun sulusu ne oluyor dedim. Sabah Çinmiye de su mu ısıtıyor dedim ya. Böyle gülüyordum. Dedim ulan abi. Hadi be. Ya şakadan dedim adam. Dedi ki benimki sulu değil tamam mı? Bu nasıl oluyor abi dedim. Hani dedim akşam yatayım da sabah çinmek için su da mı ısıtıyor dedi değil mi? Değil, yok abi değil, bu değil sulu değil. Yani sizinki kuru bizimki sulu değil. Ay yaş demek ki sizin Webesto. O da doğru. Abi bilmiyorsun, görmemişsin yani. Bedford'un adam, Dostun adam. Doğru abi, Bedford'da Dostun yok. Bildiğim bir şey yok ki. Ben yemin ediyorum Thomas bile sürdüm ya.
Şey diyeyim abi, ben de ilk defa şeyde gördüm. Adını sen söyle. Ardahan Posof'a gittim o zaman abi. Ardahan Posof'tayız Çağrı abi. Adamlar tabii elektrikli battaniyeler, bilmem neler, lokantaya gidiyoruz, orada yatıyoruz. O da yatmaya yer benzinliklerde vardı Posof'ta. Erzurum'da kapalı garaj vardı, yer ayırdı. Onu biliyorum, onu biliyorum. Orada ben de kaldım. Rezervasyon yaptı. Aynen. Posof'ta o zaman 25-20 kargoylanım. O zaman Vebros'u, ben bir tek onu kullandık araba, yani Vebros'umuz da yok. Tabii tırlar geliyor abi, adamlar arabada dediğin gibi atletle yatıp kalkıyor. Ulan diyoruz, bu ne oluyor? Adamların her şeyi rahat, bizim gibi değil. Bizim gibi değil. Sulu Vebros'u da orada gördüm o zaman, kuruyu da orada gördüm. Sulu işte abdest almak için. Abdest almak izine. Baktım ki Vebros'ta gerçekten o günü can olduğunu, biz otele para veriyorduk, onlar arabalarına yatıyorlardı yani. İlk defa Vebros'u da orada gördüm ben de. Ya şimdi bir şeyleri çok geriden, Türkiye olarak çok geriden takip ettiğimiz için hani biz sonradan gördük. Bu arabalar biz daha yeni yeni gördük. Yani şeyi bilmiyorduk ki biz. Ancak sonradan zaman zaman. Aa, ben Aydın abi, sen o kadar gayet yapıyorsun, şey yapıyorsun. Tek şunu söyleyeyim. Ya gayet de zaten o alıyor. He. Şunu bütün süren, hevesli olan insanlara tek bir şey var. Yani kimse bu işi sevmiyorsa yapmasın. Sadece günübirlik yapmasın. Değil mi? Yani sadece mahalle içerisinde korna çalacağım diye yapıyorsa heveslenmesin. Ha, zevkini almak istiyorsan önce seveceksin. Sevmiyorsan hiç boşuna başlayacaksın. Bu çünkü bir zaman sonra işkencedir. Tek gidiyorsun. Çok kötü işkence. Yanında kimse yok. Yani cezaevine atılmış gibi. Hiçbir şey yok. Konuştuğun insan yok. Hareket yok. Yani böyle bir şey. Bir teyip, bir sen, bir dünyanda sevdiğin arkadaşlarından, arkadaşlarından uzaksın. Yani bu sevdiğin nasıl yapacaksın? Ailenden uzaksın hem. Ailenden. Arkadaşların. Bir de Çallak'tan ama yakın gidip geliyoruz Cavit abi. Ya, bir de millet gidiyor, aylarca gelmeyenler var yani. Seninki de ayak uyuyor abi. Gidiyorsun yorgun, bir daha ertesi gün çıkıyorsun. Yani şimdi bak, adam akşam oluyor, sen gidiyorsun arabanın içinde yatmaya. Adam çocuğuyla beraber yanından geçtiği zaman bir zaman sonra koymaya başlıyor. Önce koymuyor da sonradan yavaş yavaş dokunmaya başlıyor adam. Bu adam senin yanında çocuğuyla beraber eve gittiği zaman sana dokunuyor. Çünkü adam mesaisi bitiyor, fabrikasını kilitliyor, gidiyor. Sen orada kalıyorsun. Yani bu bir zaman sonra şey olmaya başlıyor. Hani bunu adam zaten, ya herkesin bir şeyi soruyor. En büyük soru da şu. Abi ben 120 ile gidiyorum. Taksiyle. Siz kaçla gidiyorsunuz, beni geçiyorsun. O da 120. Oğlum, 120 ise senin 120 ise bunu da 120. Aynı. Ki, 1 kilo pamuk var, 1 kilo demir var. İkisi aynı mı? Aynı. Ha, bu da 120'ye gidiyor, bu da 120'ye. Ama diyor lastik farkı. O diyor 5 turda 1 kilometre yazıyorsa, bu da 13 turda 1 kilometre yazıyor. Aynen öyle. Hani fark etmiyor diyor. Zaten ama onları abi biz ayarlatıyoruz işte, ayarlatmasak. Kalibrasyon ayarı yapmasak farklı olur ama, değil mi o zaman? Bilmiyor onu. He? Ben zannediyor ki biz yok. Ya adam yolda giderken resim çekeceğim, fotoğraf çekeceğim diye dalıyor. Arabası 60'a düşüyor. Haberi yok. Ben onun yanından 80'le geçiyorum normalde. Burada bir sürü tako var. Ama bir tane şu takoda ben saatte gidiyorum. Bir tane şu takonun içinde hız hatası yok. Saatte gidiyorum, hiçbir tane hız hatası yok. Ama zaten adam sana verdi, saat belli. O saatte zaten sadece iniyorsun. Sadece oyalanmıyorum. Oyalanmıyorsun. Başka bir şey yok yani. Ya gidip de 2 saat çay içmiyorsun. Yok, onu yapamam. Semaver falan yapmıyor. Evet, zaten kahvesi yanında. Çaydanlığı burada. Evet. Hepsi burada. Muhabbet makara yanında. Frene de arasına basıyor. Rotardar. Ayıp ediyor. Senden rotardar var mı? Aa, çok ayıp. Çok ayıp. Var mı lan rotardar? Ya abi kaydın başını sil ya, gözünü seveyim ya. Rotardar olmaz mı abi? 20 sene geçti diye mesela. Ben hala rotardar sınavı mı süreceğim? Hayda. Öbürlerinde? Hepsinde. Yok. İki tanesinde var. İki tanesinde. Evet. Bunu da bilmiş olalım. Ben ayıptır sevmesin. Şofördekiler de yok. Şoförler de yok değil mi? Çok hızlı gitmesinler diyor. Aynen dedin. Öyle. Evet Mert. Bu arabayı özellikle söylüyorsun Mert. Rotardarlı. Rotardarlı. Evet, bu arabayı özellikle söylüyorsun. Bu aracın şu kısmında mutluluk çubuğu vardı. Mutluluk çubuğu varmış, evet, bak. Mutluluk çubuğu var. Gerçekten şu kısım bir şoförün en mutlu olduğu yer. Mutlu olduğu yer. Hele gecenin sessizliğinde bunu böyle camı ufaktan açacaksın. Şşşt. Aga ötecek diyor yani şey otobüsü de. Aga ötecek. Öt yani. O ultu var ya. Bambaşka. Otobüsün tısırlaması, ventil sesi, bunun rotardar sesi. Aynen öyle. Azıcık ağır olacak. Bolu'dan aşağı bir çekip bırakacaksın abi.
Evet, rotar darlıymış. Yani bunu da gönderme yapmasının tek sebebi bendeki yoktu ya, onun için rotar darlıymış. Bende yoktu bu tırcılık. Bende yoktu ya, bu tırcılık. Bende yoktu. Öyle alacağın olsun bakalım Cavit. Evet, günaydın arkadaşlar. Cavit'in aracıyla günaydın. Adam bir yattı, hala yatıyor. Tabi bize araba sürmek nasip etti. Misafire böyle davranıyorlarmış. Abi sürsen sürsen. Mecbur yolculuğa devam. Yok arkadaşlar, şaka. 4 saat ben 4 saat o, 4 saat ben 4 saat o. Öyle gidiyoruz. Şu an o istirahate çekildi. Tekrar ada pazarından biz devam. Evet, özlemişim manla sürmeyi. Burada arıza şeridini kaldırdılar. Normalde buraya iki şeritti. Onun için şu an burada arıza şeridi yok. Onun için sıkıntı oluyor insanlara. Bir şeridi yok ya. Motorla zor geçiyor. O da yani. Doğru, motosiklet bile çekemezsin yani. Onun için işte kaza bela burada çok oluyor. Ve en çok korktuğum yolda burası benim. Ya şu yolu bir an evvel bitirmek istiyorum. Hele ki bir araba sollarken soldan da bir otobüs gelse veya bir tır gelse var ya, yandın. Elin ayağına dolanıyor. Çünkü teğet geçiyorsun yani. Ya burada biraz sola kaçabiliyorsun ama soluna bir otobüs gelirse nereye kaçacaksın? Hiçbir yere. Şu an bak otobüs var, sollayamıyor beni. Girme dayı, girme, şunu bir geçelim. Ha, girdi geliyor. Normalde buraya iki şerit diyorum ya. Arıza şeridini iptal ettiler. Yani üç yaptılar. Yer yokmuş gibi bir de. Vallahi manın göstergelerini özlemişim ya. Yemin ediyorum göstergeleri özlemişim. Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Bir yolculuk bitti. Bir şey kalmadı. Şu an 3. köprüye girmek üzereyiz. Cavit abim hala yatıyor. Biz hala yola devam. Uyusun adam, bir daha geride dönecek gerçi. Onun işi zor. Onun işi bizden zor ya. Şimdi birazdan gak diyeceğiz ona da. Az daha gideyim de öyle değil. Dayı, sağda şerit var. Sen oradan gitsen ben 2'den gideceğim. Niye oradan gitmiyorsun? Alo. Günaydın. Ya yemek yemiyorsun mu? Ha, bir yere gitmiyor musun yani? Kaçta randevu? 8.30. Ben 2 dakika alma şansım var mı? Bu hani Arnavutköy yolu vardı ya. Hani otobüsten bir kere geldik, Batuhan geldi bizi aldı ya. Arnavutköy'de yazarsan oradan beni alırsın. Şimdi 15 dakikaya kadar orada olurum ben, 20 dakikaya kadar. He? Eğer olursa, şey etmezsen. İşte trafik dönüşte olur mu? Ondan korkuyorum ben de. Bir bak, geri dönüş var mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Evet, çocuk 8'de iş güç olduğu için hep trafikten geri dönmeye korkuyor abi. Evet arkadaşlar, İstanbul'dan herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Bu videoda da sonuna geldik. Evet, bu videoda en çok katkıları olan Ferdi olsun, Cavit olsun. Teşekkür ediyorum. Çünkü ne dersen, gelirken Ferdi ile geldik. Giderken de Cavit abimle beraber. Allah'a şükürler olsun. Sağ salim bu yolculuğu da bitirdik.
İnşallah iyi bir gidiyordur. Görüşürüz. Şu an ayrılık vakti geldi. Ayrılıp gideceğiz şimdi. Evet, oğlum Mert geldi. Hey, nereye gidiyorsun? Beni niye geçiyorsun lan? Şöyle şey. Kocaman tırı görmüyor musun lan? Geliyoruz. Haydi Cavit abi. Görüşürüz abi. Haydi. Kendine iyi bak abi. Hadi gidelim, sen orada atlarsın. Benim büyük oğlan. Kendine iyi bak abi. Hadi hadi.